Merhaba sevgili dostlar. Bir Gerçeğin Sesi programında ben Hakan Taş'tan kardeşim, partnerimiz, ortağımız Bayram Erdem'le birlikteyiz. Bugün yine yine kutsal kitaplardan, kutsal kitaptan, Tevrat'tan, Zebur'dan, İncil'den, çeşitli bölümlerden Rabbin yüreğimize koyduğu ve bizim de severek yapmak istediğimiz bölümleri biliyorsunuz her zamanki gibi. Birçok onlarca program yaptık. Bizi artık tanıyorsunuz konuşmaya dillendirmeye çalışacağız ama her şeyden önce Rab sizi bereketlesin ve Rab sizi kutsasın ve Rab size aydın yüzünü parlatsın diye de dua ediyorum yüreğinizi imanınızı, düşüncenizi yenilesin Mesih'in düşünceğine dönüştürsün diye de dua ederek sözlerime başlamak istiyorum bugün cesur olmaktan gayretli olmaktan adım atmaktan harekete geçmekten Mesih'i ya da Rab'bimizi onurlandırmaktan bahsetmeye çalışacağız imanı teşvik etmekten bunun için güzel bir örnek var kutsal Davut Golyat ve Davut'un üç yiğit askeri örneği var. Bugün biraz Tevrat'lar eski ayetten konuşacağız. Ee, o yüzden eski çağlara. E, aynen eski çağlara ve oradaki iman kahramanı olan bu kardeşlerin davranışları, gayretleri, niyetleri, Rabbe güvenerek attıkları adımlar, riske girişleri değil mi? Evet. Ölümü göz alarak mücadeleleri bizim için çok teşvik olacağına inanıyorum. Benim için çok teşvik oldu. Bence senin için çok teşvik olmuştu bayram bölüm. Evet. Neyse biraz Davut, golyat dedik, eski ayet dedik. Evet. Ee, Doğru, 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 biraz, biraz, biraz şimdi golyat kim, Davut kim evet. biraz konuşalım sonra bölümleri okumaya başlayalım. Değerli kardeşim. Evet. Davut yani hem Yahudiler olduğu kadar e, Hristiyan imanlılar için de önemli bir... E, Kral Davut diyorsun e, yani. Kral Davut Evet. bir figür ve tarihte yerini almış. Hı -hı. E, tabii nasıl Davut olmuş değil mi? Meşhur Davut olmuş, Kral Davut olmuş. Evet çocukluktan çıkmış ve yüreğinde Rab var. Evet. Bunu onun hayatı nasıl yönlendirdiğini görüyoruz. Rab'bin onu nasıl yönlendirdiğini görüyoruz. Rabb'e güvenen biri. Evet. Ve imanı çok sağlam. Evet. Çok. E, ve Rabb'e Rabb'e her zaman Rabb'e danışan birisi. Günahları çok olan birisi belki ama. <laughs> evet. Ama değil mi? Her zaman Rabb ona ne diyor? Evet. Tam gönlüme göre birisi diyor Davut'tan evet. için. Davut Çünkü Davut tövbe etmesini bilen bir adamdı. Evet. Davut peygamberden için. Evet. E, yaklaşık Mesih İsa Mesih'ten bin sene önce yaşadı. Musa'dan 500 sene Aynen. sonra. E, yani kutsal kitabı ya da e, takip edenler okuyanlar bilir. E, Musa'dan sonra. Yeşudan sonra bir hakimler dönemi başlıyor evet. e, İsrail tarihinde ve İsrail halkı bir kral istiyor Tanrıdan hı hı. diğer uluslar etraftaki ulusların kralları var evet. bizim de bir kralımız olsun diyor Tanrı sizin kralınız benim diyor ama her neyse uzatmayayım. Yine de onlara istedikleri için bir kral veriyor. Saul'u veriyor. Evet, Saul Bu veriyor. Saul döneminde Davut ortaya çıkıyor. Daha evet. gençken bir çobanken daha 13 yaşındayken. Saul zaten yaşındayken, kral olarak birçok uluslarla savaşıyor. Savaşıyor. Evet. Tabii ki yani İsrailoğullarına baktığımız zaman tarih hep savaşlarla dolu. Çünkü evet. etrafındaki o putperest halklar onlara saldırıyorlar. Evet. E, bunlardan en çok savaştıkları en çok mücadele verdikleri uluslardan biri de Filistliler Filistin'le karıştırmayalım. Filistliler o, o zamanki bir ırk bir, bir yani putperest bir kavim. Evet. E, Arap olmayan ve e, İsrail'e sürekli saldıran, onları yönetmeye çalışan egemenler. Aynı coğrafyada yaşıyorlar zaten. Yani, yani, evet. Ve paylaşamayan o toprakları bir halk. Ve bunlar e, bir savaş zamanı yine Saul'la karşı evet. orduları toplayıp İsrail'e karşı geliyorlar ve bu e, o dönemde e, ordular karşılaştığı zaman yani iki ordudan da böyle en yiğitler karşı e, en olsa, cesur savaşçı, yani kahraman e, savaşçı. Evet meydan okuyarak evet. e, ve o zaman eee Filistlilerin e, Golyat adında böyle süslü iri yağır bir e, kahramanları var. Hiç e, yenilmemiş tabii ki çok e, e, savaşları, düelloları kazanmış. Zırh zırhı için 50 kilo falandı diyorlar. diyorlar yani. Dev gibi evet. bir adamdı diyorlar. Yani. Dev gibi bir adam. Evet. E, ve meydan okuyor evet. ve 40 gün boyunca meydan okuyor ve karşısına kimse çıkmıyor hı hı. korkudan. Kaç gün dedin? 40 gün. 40 gün. kadar yanlış olmasın evet. Aslında ve, alay ediyor. Alay İsrail yani. Ordusuyla değil mi? Evet, Seul'la. Yok mu bir cesur biri çıksın, kavuşacak? Tabii. Yani e, belki de Goliatin yaptığı en büyük hata... E, yani... E, İsrail'in tanrısıyla alay, alay etmeye başlıyor. Evet, putperestler zaten. Evet, e, çobanlıktan babası bir iş için oraya gönderiyor. Abileri var. E, evet Saul'un ordusunda, Davut'un. Evet. Ve Davut bun, bu hakaretleri duyduğu zaman... Tabii yüreğinde büyük bir acı ve e, şey oluyor yani ben bunu susturacağım evet, diyor. Evet. daha yaşı küçük olmasına rağmen e, Saul'un yanına gidiyor. Diyor ki ben bununla savaşmak Saul kral. Kral Saul'un... Tabii kral Saul birçok çok mükafatlar koyuyor. Kim diyor bu halkımdan, ordudan biri çıkar da bu goleti yenerse. Yani. Hatta kızını kızımla evlendireceğim, evet. babası ne evet. evini bereketleyeceğim. Onlar vergi ödemeyecek vesaire evet. gibi. Böyle ödüller koyuyor. ...insanlara teşvik ediyor. Yine kimse çıkmadı ama Davut çıkıyor. Hı, hı. Biraz e, bu e, o, bu yazıyı okumadan önce buyur bir iki şey eklemek istiyorum. Bu hı. söylediklerini güzel özetledin hı. kısa ve net bir şekilde. Yani benim ilgimi, ilgimi çeken şey burada. Evet savaş hep vardı. Hı hı. Zaten savaşıyorlardı. Kral Saul döneminde de Filistinler senin belirttiğin gibi... ...bugünkü Filistinler olmayan kişiler putperestlerle savaşırlarken... ...yani o dönemin sünnetsizleri. Evet. Biliyorsun Yahudiler sünnetli, Davul hı. sünnetli onlar sünnetsiz. Sünnetli olmak demek... Yasanın altında, yasa, yasanın önce verildi ama Allah'ın halkı, Rabb'in halkı olma Anladım. anlamına, Anladım. tek e inananlar anlamına geliyordu. Çok güzel. Evet. Şimdi burada ilginç olan şey, Goliath'ın 40 gün boyunca, boyunca İsrail'in tanrısıyla ve onun ordusuyla, onun Hı. halkıyla alay etmesi, aşağılaması. Evet. Benim evet. canımı acıtan da, evet. tanrının bu kadar büyük mucizelerine tanıklık etmiş bir halkın, evet. bu kadar büyük başarıları... Onlara vermiş olan bir Rabb'in evet. halkının evet. büyük bir ordusu olmasına rağmen, tamam karşıdaki dev, büyük, iri evet. yarı, iç yenilmemiş zırhlı, kılıçlı falan biri ama bir Allah'ın kulunun çıkıp Hı -hı. bu kadar değil mi? Evet. 40 gün boyunca bu aşağılamayı evet. nasıl yedirdiklerini kendilerine, evet. nasıl bir Allah'ın kulunun Rabbinin evladının çıkıp buna karşı durmaması, ölüm yani, pahasına, yani, pahasına da olsa Ölüm ben ne olacak yani? Ölüm yani, pahasına ne olacak? Yani Rabbi aşağılıyorlar tamam yani. İşte bu yüzden Davut'un adını bugün anıyoruz. Amin, çok güzel. Evet. Çünkü çıkan biriydi, genç bir çoban. Evet. Ama evet. ne diyor? Şimdi okuyacağız ama kulun gider kuzuyu kaptığında aslan diyor, değil mi? Evet. Ağzından kuzunu Hı -hı. kuzuyu aslanın ağzına alır. Evet. Kurt ayı kaptığında alır. Yani cesur bir çocuk. Evet. Yani çobanlık yaparken de hakkını veriyor. Veriyor. Değil evet. mi? Yüreği evet. sağlam bir çocuk. Neyse şimdi. Okuyayım istersen. Okuyalım dolayı. hadi, hadi sana zahmet öyle geçelim. Ama çok önemli bir yere değindiniz gerçekten. Evet. Sağol sen bu Filist ile dövüşemezsin dedi. Çünkü daha gençsin. O ise Hı -hı. gençliğinden beri savaşçıdır. Hı -hı. Ama Davut kulun babasının sürüsünü güder diye karşılık verdi. De. Bir aslan ya da ayı gelip sürüden bir kuzu kaçırınca peşinden gidip o, ona saldırır. Hı -hı. Kuzuyu ağzından Alıştı. kurtarır. Kurtarırım. Eğer aslan ya da ayı üzerime gelirse boğazından tuttuğum gibi vurur öldürürüm. Hı -hı. Kulun aslan da ayı da öldürmüştür. Bu sünnetsiz Filist, Filistli de onlar gibi olacak. Çünkü yaşayan Tanrı'nın ordusuna meydan okudu. Hmm. Beni aslanın, ayının pençesinden kurtaran Amen. Rab bu Filistlinin elinden de kurtaracaktır. Amen. İmana görüyor muyuz? Yani evet. değil mi? Yani Rab'be güveniyor. Ayı aslanı öldür... ki onlar onlarda da Rab'bin sayesinde oldu diyor bu. Evet. Rabbin lütfuyla oldu diyor. Evet. Değil mi? Rab'bi ne kadar yani Rab'be güveniyor. Hmm. Rab'bi biliyor. Rabbin lütfu altında. Evet. Ve bu aynı şeyi de ile alacak diyor. Gerçekten e, de yani ölçülerinde falan bakarsan hakikaten bir ayı gibi falan ya yaklaşık. <laughs> Şimdi burada bak <laughs> doğru İyi tanımlama. <laughs> kuzuyu ne diyor aslanın kuzuyu hem ayının hem aslanın <laughs> ağzından Kurtayım. kurtarırım diyor Davut evet. Seul'a tanıklık verirken. Evet. Kurtarırız demiyor. Evet Yani orada çoğul bir gruptan bahsetmiyor. Tek evet. Ben bunu tek yapıyorum diyor. Yani... Evet. Gidiyorum o aslanı kuyruyorum. öldürüyorum. Aslan da yani sevgili ağa canım al kuzunu ne? geri demiyor ona. Evet. Öldürmek istiyor saldırma tek insan niye saldırmasın aslan zaten. Tabii. Bak ağzından alıyor. O zaman öyle silah bilmem ne işte uzaktan yüz metreden çaktığım dürbün tüfekle vurdum yok. Ne? Okla kılıçla gidiyor. Mızlakla gidiyor. Evet. Bu kadar cesur bir adam. Evet. Ve örnekleme çok ilginç değil mi? Çok hoşuma gidiyor oradaki. Yani ayının ve aslanın gazabından beni kurtaran Tanrı evet. Ki bir amacı var. İşte o yüzden dinleyenler yanlamalı anlamalı. Hepimizde Tanrı'nın bir amacı var. Amin. amin. Hepimizde Tanrı'nın bir planı var. Tabii. İş olsun diye iman etmedik. Amin. amin. İş olsun diye burada konuşmuyoruz. Amin. İş olsun diye müjdelemiyoruz. İş olsun diye kilise kurmuyoruz. Tanrı'nın nihai bir amacı var. Amin. Ama bize düşen şey cesur olmaktır. O büyüklüğe, o devle, o güce, dünyasal güce bakmamaktır. İmanla Rab'be bakmaktır. Amin. Akıllı işi mi üzerine atlamak bir kuzu için? Bir sürü koynum var kuzum var zaten. Evet. Ayıya saldırmak akıllı işi midir? Cesaret isteyen, iman isteyen, evet. o sadakat isteyen değil mi Cesaret bir yürektir. Evet. O yüzden Saul'la konuşurken de bunları hatırlayalım. Ve bizdeki yüreğe de bir bakalım yani evet. gerçekten. Neyse devam et kardeşim. <laughs> Saul öyleyse git Rabb seninle birlikte olsun dedi. Hmm. Sonra kendi giysilerini Davut'a verdi. Başına tunç miğfer taktı ona bir zırh giydirdi. Davut giysilerinin üzerinde kılıcını kuşanıp yürümeye çalıştı. Çünkü bu giysilere alışık değildi. Saul'a bunlarla yürü yürüyemiyorum dedi. Çünkü hı hı. alışık değilim. Sonra giysileri üzerinden çıkardı. Değneğini alıp dereden beş çakıl taşı seçti. Hı hı. Bunları çoban dağarcığının cebine koyduktan sonra sapanını alıp Filistli Goliath'a doğru ilerledi. Yani mızrak yok. Kalkan yok, kılıç diyor. Zır yok. Zır yok. Kılıç da külliyen yok. Aha. Ne var? Mifler yok, yok. Ne var? Çoban elbisesi. Çoban Değ elbisesi. Değnek var. ...değnek var. Sapan var. Üç beşte taş var. Taş var. Değil mi? Evet. Tamam, devam et. Filistli önünde kalkan taşıyıcısı Davut'a doğru ilerliyordu. Davut'u tepeden tırnağa süzdü. Kızıl saçlı yakışıklı bir genç olduğu için onu küçümsedi. Ben köpek miyim ki üzerime Hı. değnekle geliyorsun? Diyerek kendi ilahlarının adıyla... Davut'u lanetledi. Of. Bana gelsene, bedenini gökteki kuşlara ve kırdaki hayvanlara yem edeceğim dedi. Vay. Davut sen kılıçla, mızrakla, palayla üzerime geliyorsun diye karşılık verdi. Bense meydan okuduğun İsrail hmm. ordusunun tanrısı, her şeye egemen Rabbin adıyla senin üzerine geliyorum. Amin. Şimdi bak burada biraz duralım. Şimdi evet. aslında tabii devam etti 46 güzel de. Evet. Değerli kardeşim bak. Öteki dev. Evet. Ünlü. Evet. Değil mi? Bütün evet. ordu biliyor. Üç beri savaşıyor. Abi mı? attığını kestiğini indiren evet. bir adam. Zaten o yüzden o cesaret ediyorlar ki evet. ben kazanırsam savaşı evet. biz siz... kazanmış siz evet. bizim kölelerimiz olursunuz. Evet, evet. Yok siz kazanırsanız yani İsrail ordusuna diyor biz sizin köleleriniz oluruz. Sadece beni yenmeniz yeterli evet, kadar. diyor. <laughs> Ama... Çünkü biliyor onlar kimse yenemeyeceğini. Evet. Orada böyle bir adam oldu, olmadığını da biliyorlar. Evet Şimdi burada ilginç olan bu adam bu kadar ünlü. Evet. Bu kadar zırhlı. Evet. Değil mi? Evet. Çünkü ne diyor Davut? Sen evet. benim üzerime, özür dilerim. Sen benim üzerime kılıçla, mızrakla, kalkanla geliyorsun. Ha, bir de şey önünde taşıyıcısı var. <laughs> o da var kalkan taşıyıcısı. Bir de ötekine kızıl saçlı genç bir çocuk. Aha. Silah yok, mızrak yok, bir değnek işte taş, sapan, sapan. falan. Şimdi buna rağmen bak bunu gördüğü halde evet. küçük bir adam olarak hem küçümseyem aşağıya aşağı, nalet ediyor değil mi? Evet. Bak ilahlarıyla da dua ediyor. Evet. Naletliyor Davut'u. Evet. Ama tutmadın alet. Her neyse, ona rağmen mızrağını bırakmıyor, kılıcını bırakmıyor, evet. kalkanını bırakmıyor. <laughs> Bak, adam küçük olmasa dünyasal konuşuyorum şimdi. Evet. Davut'un, hani Goliath'ın gözünden bakmaya çalışıyorum. Evet. Buna rağmen öyle geliyor. Yani, Ama buna rağmen Davut ben geri ben. adım atmıyor. Ben Rabbin adıyla geliyorum. Diyor. Yani mükemmel bir şey. Yani... Değil mi? Alay ettiğin, değil mi? Evet. Şimdi devam edelim. 46. Bugün <laughs> Rabb. Bugün Davut Rab, daha konuşmaya devam ediyor. Bugün Rab seni elime teslim edecek. Seni vurup başını gövdenden ayıracağım. Of. Bugün Filistin askerlerinin leştiğini gökteki kuşlarla yerdeki hayvanlara yemedeceğim. Böylece bütün dünya İsrail'de Tanrı'nın var olduğunu anlayacak. Alleluya. Anladılar da bu hikaye herkesin bildiği hikayedir. Evet. Herkesin bildiği hikayedir. Bütün bu topluluk Rabbin kılıçla mızrakla kurtarmadığını anlayacak. Hmm. Çünkü savaş zaten Rabbindir. Pardon savaş zaten... Rabbindir. Ha, bunu iyi anlamamız lazım. Evet. İnsan işi değil, insan gücü değil bu iş. Evet. Devam et kardeşim. Bunu anlamak gerçekten evet. E, bazen zor oluyor ama gerçek bu. Evet. O sizi elimize teslim edecek. Goliath saldırmak amacıyla Davut'a doğru ilerledi. Davut da onunla dövüşmek üzere hemen Filis cephesine doğru koştu. Dur, hiç devam etme. Evet. Gözünü seveyim, devam etme. Tamam. <laughs> Şimdi okudun, konuşacağız. Ya burada benim çok çok, çok şaşırtıyor bu. Evet. Bak senin de yorumunu almak istiyorum. Şimdi ne diyor? Goliat saldırmak amacıyla Davut'a doğru ilerledi, zırhlı, kalkanlı işte biliyorsun. Önünde evet. adam gidiyor falan, dev gibi adam zaten. Hı -hı. Davut ne yapıyor? Bak geri bile çekilmiyor ya. Evet. Bak hiçbir şey yok yani. Dünyasal için şey konuşuyorum, evet. değil mi? Sen bana geliyorsan ben de sana Bak, geliyorum. Bak ne diyor? Ya. Koştu, koştu. Evet. Yani can atıyor savaşmak için Davut. Yani korkmayı bırak, Hı -hı. endişeyi bırak. Evet. Elinde hiçbir şey yok yani. Taşla, sapandan, deneten başka. Goliath'ın adı hareket ettiğini görünce bırak kaçmayı. Hatırla. 40 gün boyunca titredi İsrail ordusu. Evet. Bir Allah'ın kulu çıkmadı Goliath'ın karşısına. Amin. Bu çocuk ise, bu genç ise koşarak onun üzerine gidiyor. Kime güveniyordu? Evet, Rabbi. Güvenecek neyi var Rab'den başka? İsrail'in tanrısından başka ve ilan ediyor bak orada Davut. Evet. Herkes Tanrı olduğunu bilecek İsrail'de. Gerçek Rab olduğunu bilecek. Senin başını gövdenden ayıracağım bugün diyor. Senin ordun da görecek, herkes görecek, tüm uluslar görecek evet. diyor. Çünkü Rabbin kılıçla, mızrakla kurtarmadığını Heh. anlayacak. Aleluya. Çünkü savaş zaten Rabbindir. Amin. O sizi elimize teslim edecek. Evet. Yani bunu anlayabilsek aslında yani kılıçla, mızrakla, tankla, tüfekle değil. Yani Tanrı herkesi Savaş ruhsal Hristiyanlıkta. Fiziksel Amin. savaş yok. Yok. Biz Rabbe e, Davut gibi imanla ona yapışabilirsek Amin. Değil mi? O bizi herkesten üstün. Şimdi tutacak. burada bir şey daha günümüzü uyarlamaya çalışırsak. Evet. Şimdi biz bunları niye okuyoruz? Hı -hı. Niye dillendirmeye çalışıyoruz? Cesaret almak. Amin. Örnek almak, Hı -hı. teşvik almak ve böyle adım atmak sorunlara böyle düşmana böyle koşarak gitmek ruhsal anlamda. Amin. amin. Sen onu zaten çok iyi belirttin. Ama bugün kilisenin Hı -hı. iman edenlerin yüreğini sınaması lazım biz dahil. Kesinlikle. Sorunlara mı bakıyoruz? Hı -hı. O dev gibi sorunlara mı bakıp korkuyoruz, titriyoruz? O koca İsrail ordusu gibi geride mi duruyoruz? O savaş alanından kaçmaya mı yeğiliyoruz? Evet. Savaşımız iblise karşı değil mi? Evet. Ne, Davut gibi iblis üzerine doğru koşmalıyız. Evet. Güç yetki bizde. Günaha karşı, problemlere karşı, acılığa karşı, alaya ve mahkumiyete karşı gitmeliyiz. Evet. Ve Tanrı'nın adıyla alay edildiğinde bunu dert edinmeliyiz Davut gibi. Rabbin adı aşağılanmaya başladığında... Dert edinmeliyiz. Tanrı'nın egemenliğin kurulmadığı yerler için dert edinmeliyiz. Hı. Kilisenin olmadığı yerler için dert edinmeliyiz. İnsanlar yaşama kavuşmadıkları, kör oldukları yerlerde yani ruhsal anlamda, evet. bunu dert edip, oraya koşarak gidip, o savaşı, Hı -hı. iman mücadelesini vermemiz gerekiyor. Evet. Karşımızda çok goliyatlar var. Çok var. Evet, yani fizik almasın herkes bunu. Evet. Biz oturan mıyız, evet. giden miyiz? Evet. Ben ilan ediyorum buradan. Bak bir kez daha söylüyorum. Tanrı oturanlarla yürümüyor kardeşim. Amin. Tanrı gidenlerle gidiyor. Evet. O koşarak gittiği için onlu oldu. 40 gün boyunca alay ederken İsraillere yardım etti mi Tanrı? Askerlerine yardım etti mi kendi halkı değil miydi kendi ordusu değil miydi? Çünkü baktı bekledi Tanrı. Evet. Kim çıkacak? Evet. Onları sınadı. Amin. Kral Saul bile çıkmadı değil mi? Değil. Yakışıklı uzun boylu diyor. Evet. Alberinse olan bir adam Davut'tan daha iriydi daha şeydi evet. kraldı. Evet. Çıktı mı? Çıkmadı. Ya? ya. Biz çıkacak mıyız? İşte. Biz gidecek miyiz? Sor, soru bu. Evet. Yani Neyse, kilise devam nerede, değil mi? Evet. Davut'tan hı -hı. devam ediyoruz. Evet. Elini dağarcığına sokup bir taş çıkardı. Sapanla fırlattı. Taş Filistin'in alnına çarpıp saplandı. Hı hı. Filistin yüzü koyun yere düştü. Ha, o taş girdi yani diyorsun evet. içeri. Evet. evet. parçaladı. Evet. O zamanki sapanlar tabii bizim bildiğimiz o klasik sapanlar değil. Böyle ip evet. gibi daha uzun evet. ve çok daha sert atabilen. Evet çok ciddi hızla gelen evet. şeyler. Böylece Davut Filistli Golyat'ı sapan ve taşla yendi. Uf. Elinde kılıç olmaksızın onu yere serdi. Hı hı. Sonra koşup üzerine çıktı. Golyat'ın kılıcını tutup kınından çektiği gibi onu öldürdü ve başını kesti. Yani söz hı hı. verdiği şeyi yaptı. İlan etmiş hatırlarsan. Evet. Böyle yapacağım, seni böyle edeceğim evet. diye. Hı hı. Kahraman golyatın öldüğünü gören Filistliler kaçtılar. İsraillerle Yahudalılar kalkıp Gat'ın girişine, Ekron kapılarına kadar narı atarak onları kovaladılar. Filistlerin ölüleri Gata Ekron'a kadar Şairayım yolunda yerlere serildi. Bu coğrafi isimler, şehir yani. isimleri bunlar. Tabii. Hani bilinen şu anki şehirler değiller. Tabii. Yani izleyenler yanlış anlamasın ama o dönemin bundan 3000 sene önceki yerler. 3000 e, yıl önceki önemli Hı -hı. şehirler ya da o bölgenin e, yerel yerleri diyelim, evet, isimleri, isimleri diyelim. Isimleri, evet. Cesur bir şekilde kovalamaya başladı. zaten adamlar şok oluyor. Tabii. Yani Filistin'den utancını düşünmüyor musun aynı evet, zamanda? Tabii. Bir çocuk, bir genç adam. <laughs> evet 13 yaşında ama. Evet. Yenilmeyen kahramanlarını yerle bir etti. Evet. İlah gibiydi onlar için. Tabii. O dev ilah gibiydi onlar için. Put tabii, tabii, gibiydi. Tabii. Yerle bir etti. Aha. Aynı zamanda dedi ya ben memle ilahının adıyla seni naletliyorum dedi. Evet, o, o da yenildi. Adına. Amin. Tanrı gerçek Rab olduğunu gösterdi. Evet. O ilahı da yerle bir etti. Evet. Evet, Tutmanı da de... nalet. Evet. Orduları teslim eder Rab. Hı -hı. Yeter ki biz imanla Rab için... ...yola çıkalım. Yani evet. ruhsal olarak söylüyorum. Aynen, aynen, Yani dediğiniz çok önemli. Yani karşımızda golyatlar var. Evet. E, sorunlar var, problemler var. Yani dinsizlik var, imansızlık var, evet. bilgisizlik var. Ama biz de e, Davut gibi cesaretle, Rabbin adıyla... Hı hı. ...değil mi? Rabb'e yücelik vermek için, kendimiz için değil. Yani Davut orada ünlü olmak için çıkmadı oraya. Kesinlikle. Ne dokundu onun yüreğine... Tanrı'ya hakaret ettiği için o yüreğinde dokuldu. Evet. Ve ölmeyi Davut göze aldı kardeş. Kendini inkar etti. Tıpkı evet. Mesih'in kendini inkar ettiği gibi. Amin. İsa ne dedi? Evet. Ardından gelmek isteyen çarmıhanı yüklensin gelsin dediği Hı -hı. bölüm var ya. Evet. Ama ondan önce bir şey söylüyor. Yani. Kendini inkar etsin. Amin. Hı -hı. Kilisenin en büyük sorunlarından biri de bu. Evet. Biz diyor? Biz canımızı Hı -hı. değil mi? Evet. Rabb'den korkmak yerine insandan korkmayı seçiyoruz. Evet. Canı ve ruhu cehenneme atma etkisi sahip olan Tanrı'dan korkmuyoruz. Amin. Kendimizi inkar ederek insanın çarmını taşımıyoruz. Bak dürüst olalım. Şimdi hep evet. böyle kendimize de çuvaldızı batıralım biraz. Kesinlikle. Evet. Yani bunu açtığımız zaman Davut gibi. Evet. Her şeyi başaracağız. En yenilmezi, en imkansızı bir tek taşla ki o taşı oraya göt koyan da, çakan da, o kafatasını parçalayan da Rabbin kendisidir. Amin. O taşı yönlendiren de. İşte, evet bunu anlamak meselesi. Çünkü savaş Rabbindir. Amin. Yani, değil mi? Bir, Rab yüreğe bakıyor. Biz dışa bakıyoruz. İnsan <laughs> dışa bakıyor ama işte Davut bunu anlamış yani. Evet. Hocam evet. bir de bir şey daha var. Özür dilerim. E, araya gireyim gene. Mezmurları gördüğümüzde ne görüyoruz? Çoğunu Davut'un yazdığını biliyoruz, evet, değil evet. mi? O ilahiler, o dualar, evet, o tamam. yürek açan çok teşvik aldığımız şeyler. Tabii. Zebur denilmiş. Yani. Çok yaşa. Şimdi şuradan bir şey görüyoruz. Davut dua eden adamdı. Evet. Davut Tanrı'ya yakın olmayı seven adamdı. Amin. Ona güvenerek adım atmayı seven adamdı. Aynen. Yani biz eğer Tanrıya yakın olmak ister, dua eden, onu tanımak isteyen, onunla ilişki isteyen birisiysek, Hı. zaten kutsal ruh bizi cesaretlendirecek, en imkansız şeyleri başarmamıza yardım edecek. Ben ölümü ararken nasıl kurtuldum? Kutsal Mesih aracılığıyla. Birçoklarının ölümden yaşama, cinlerinden hastalıklarından kurtulduğunu biliyorum. Nasıl? Kutsalın gücüyle. Birçok kere o ruhsal savaştan bahsediyor. Şeytanın insanları alay ettiğinde İsa Mesih'in adıyla cinlerin çıktığını, insana iyileştiğini gördüm. Hı hı. İma adım attıklarında, özgür kıldıklarını gördüm. Evet. Tanrı onlar için savaştı. Tıpkı Davut için savaştığı gibi. Hı. Mesih bizi kurtardı. Tıpkı Davut'a yardım ettiği gibi. Davut, Mesih için, İsa için yaşadı. Amin. Amin. 110. mezmur ne diyor? Rab, Rab ve dedi ki, evet. düşmanlarının ayakkabısınca sağımda otur. Davut onun için yaşadı. Musa Mesih için yaşadı. filonun zenginin reddetti. Tabii yani mezmurlar okuduğumuz zaman değil mi? Evet. Nasıl peygamberlik ettiğini görüyoruz Davut'un Mesih için. Aynen. Yani onun acılarını çektiğini, onun acılarını hissettiğini görüyoruz. Hamdolsun. Senden bir şey rica edebilir miyim? Buyurun. Abi. Bir de hani Davut'tan konuşuyoruz ya. Evet. Davut'un yine şimdi kral olduktan sonra. Evet. Sevul'dan sonra, sonra, Yine yine Filistinlerle bir savaşlar var. Hı hı. Davut'un kenti Beytlehem biliyorsun. Doğduğu kent. Hı -hı. O dönemde hani Filistin ordugahının kontrolünde olan bir bölgeydi. Hı -hı. Yani Davut doğduğu kente gidemiyordu gönül rahatlığıyla. Evet. O an. Adamlarla. Savaştığı için. Ama Davut'un o savaşlarda... Hı -hı. ...üç yiğit askeri var. hı. -hı. Birçok başarılı etmiş değil mi? Birçok kişiyi Hı. öldürmüş. Birçok adı ünlü. Hani yani. ordu içinde bilinen insanlar Üçler var. Diye Üçler oluyor. diye adlandırılıyor. Üçler diye. Sen onları ok, isimlerini söyle. Sonra 15-17'yi bana bir okumanı rica ediyorum. Ve bir biraz konuşalım. Programımızın evet. sonuna geliyoruz. 2-3 evet. üç, üç dakikamız Hemen kaldı. Hızlıca evet. isimleri değineyim. Ee, bu 3 yiğit askeri, 3 kişinin önderi tahkem oldu. Yoşep Başevet. Evet. Onu 800 kişiyi öldürmüş bir tek başına Aha. bir yerde. Evet. İkincisi Ahuhlu, Dodo Dodoğlu Elazar. Evet. Ondan sonra e, üçüncüsü de Hararlı Ageoğlu oğlu Şamma. Şamma'ydı. Evet. Yani, Bunlar savaşta yiğitlik yapan değil mi? Davut'un evet. önderliğinde krallığında evet, evet. E, kahraman Oğlunun önemli savaşçılar. Evet, evet. Yani evet. Um, sonra Filistin'le savaştılar, zafer kazandılar. Sonra 15'i ve 17'yi okur musun değerli kardeşim? Bu kısa bilgiden sonra. Bu tabii tam savaş öncesi. O evet. Filistin ordusu karşısındayken. Davut Özlem'le keşke biri de... ...kapının yanındaki kuyudan bana su getirse dedi. Biliyor bak kapının yanındaki kuyudan. Evet. Kendi memleketi oldu köyü olduğu için... Evet. ...biliyor nerede evet. ne olduğunu. Evet. Bu üçler Filist ordugahının ortasından geçerek... ...Betlehem'de kapının yanındaki kuyudan... ...su çekip Davut'a getirdiler. Hı hı. Ama Davut içmek istemedi. Suyu yere dökerek Rabbe sundu. Ya Rab bunu yapmak benden uzak olsun dedi. Canlarını tehlikeye atıp... ...giden bu üç kişinin kanını mı içeyim? Hı hı. Bu yüzden suyu içmek istemedi... Bu üç kişinin yiğitliği işte böyleydi. Şimdi bak. Yani nasıl gittiler nasıl geldiler. <laughs> biz e, 13'ü atladığımız için şimdi evet. bizi dinleyenler yanlış anlamasın. O dönemde o kapı dediği Beytlehem dediği kapının kuyu dediği yer. O dönemde hemen bir önceki ayette Filistin birliğinin kontrolü altındaydı. Yani savaştığı, evet. savaştığı ordunun ordugahının merkezindeydi bu kuyu. Evet. Zaten çöl ortamı. Tabi adamlar da suyun kuyunun yanına kuruyor şeyini evet. ordusunu evet. su su alabilmek evet. için. Şimdi yani en korunaklı düşman askerlerin olduğu yerde bu üç yiğit evet. sırf Davut'un canı bir bardak su istediği için. O kuyudan. <laughs> Düşmanın zapt ettiği, <laughs> savaş halinde olduğu yani tetikte olduğu bir dönemde en önemli bu üç kişi gidip bir bardak su getiriyorlar. Evet. Devam et abi. Neydi Davut 17'de? Yarab bunu yapmak benden uzak olsun dedi canlarını tehlikeye atıp giden bu üç kişinin kanını mı içeyim? Hmm. Yani o suyu kanla evet. e, değiştiriyor. Bu yüzden su içmek istemedi. Bu üç kişinin, bu üç kişinin yiyi işte böyleydi diyor ayette. Yani çok, yani son sözlerini alayım aslında bu bölümle ilgili. Biliyorum evet. çok söyleyecek şeyim evet. var ama. Yani Davut'un zaman... yine yüreğini görme çalışmamız lazım burada. Hem tabii o üç yiitin evet. ne kadar yani korkusuz ve yani tabii kralları var başlarında. Evet. Meshedilmiş tane tarafından atanmış bir kral var. Ona itaat önemli. Biz yani Mesih'e nasıl itaat ediyor? Etmemiz evet. gerektiğini aslında bir göstergesi. İyi bir örnek evet. Ee, ve korkusuyor bunu getiriyorlar ama Davut'un yüreği nasıl? Yani bak bu üç kişi benim için sırf ben bir su içeyim diye canlarını tehlikeye attı. kanlarına kıtmaya göz aldı. Yani kanlarına ben bu suyu nasıl içerim diyor. Evet. Yani haber olsa zaten baştan göndermezdi. bak Ama onlar gittiler, hemen alıp geldiler. Ama o Rabbin huzurunda her zaman Rabbin huzurunda olduğu için evet. değil mi? Bu Rabbi buna razı olmayacağını, hoşta olmayacağını bildiği için uh -huh. o suyu Rabbi adadı diyor, döküyor Amin. ve içmiyor. Doğru. Yani Davut'u onurlandırıyorlar evet. canları pahasına bu üç yiğit asker. Evet. Ama dikkat ediyor musun? Davut da onları onurlandırıyor. Amin. O yüzden Davut uh -huh. sevildi. Amin. Hem insanlar önünde değerliydi evet, halkı önünde. hem de halkın önünde. Davut insan biriktirdi. Ve Rabbin önünde. Rabbin önünde ve Tanrı'ya sadık kaldı. Davut'un liderliğini ve krallığını ve peygamberliğini görenler Hı -hı. onun için canlarını vermeye hazırdıydılar. O zaman son sözü şöyle bağlayalım. Bir bardak su için insanlar canını vermeye göz aldı. Evet. Peki biz İsa Mesih bizim için canını veren, bak Hı -hı. bırak suyu, Hı -hı. canını veren kişi için neyi feda edeceğiz? Amin. Neyi yapmaya, hangi riski almaya çekin? Biz hep söylüyoruz değil mi? Risk yoksa iman yok. Evet. Sıkıntı yoksa evet. sıkıntı var demektir kardeşim. Evet. O yüzden buradan bize çıkacak çok ders var. Evet. Söyleyecek çok şeyim var. Bunu biliyorum ama izin verirsen programı kapatmak zorundayım. Evet. Ağzına yüreğine sağlık. Bir sonraki programda yine görüşeceğiz, evet. konuşacağız. Elimizden geldiğince Rabbin sözünü evet. paylaşmaya çalışacağız. Evet. Sevgili dostlar, cesur, Davut gibi koşan, Davut gibi Rabb'e güvenen, bir bardak su için canını vermek isteyen o Davud'un üç yiğit askeri gibi her zaman ayık, hazır. Rabbimizi onurlandırmaya, Rabbimiz uğruna risk almaya, Rabbimizi gerçekten yaşamaya ve onun adını yüceltmeye en büyük devler sorunlar bile gelse, en büyük ordular bile karşımızda karargah kursa bile... Rab için her şey mümkündür. Çıkış savaş Rabbindir. O yüzden sizi teşvik ediyoruz bayram kardeşimle. Cesur olun. Rabbe yakın olun. Dua edin Davut gibi. Davut gibi olun. Davut'un da üç askeri gibi olun. Rabbin kutsal ruhu bunu bizler yapama, yapmaya gücü vardır. Hı. Sizleri seviyoruz. Bir sonraki programda görüşmek için, cesur olmanız için, Rab'de kalmanız için ve esenlikte kalmanız için de dua ediyoruz. Mesih İsa ile dua ediyorum. Size hoşça kalın diyorum. Bir sonraki programda görüşünce dek. Esen kalın, Rab'de kalın. Amin. Hı.